Herkese merhabalar, ben Ece Dinç, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olabildiğim için çok mutluyum. Bir de hani biraz da şeyden yapmak istedim. Sonuçta benim karantinada 3. haftam şu anda. İlk vaka anons edildiği andan itibaren ben hani sadece çok azam şeyler dışında evden hiç dışarı çıkmadım. O yüzden de hani hem evde sürekli olmanın verdiği şey, hem biliyorum yani sürekli her gün gelen haberlerin etkisi falan, moraller çok düşüyor. O yüzden hem kendi kafamı dağıtmak adına, hem de siz de hani birazcık kafanızı dağıtın, bir anlığına da olsa başka bir şeylerle ilgilenin, rahatlayın, eğlenin diye böyle bir video çekmek istedim. Yoksa hani dünya yanıyor, bu kız ne yapıyor burada falan diyorsanız demeyin. Bugünkü videonun konusunu ben aslında başka bir videoda gördüm. 2016 vs 2020 trendleri diye. Kanal adını tam hatırlamıyorum ama şuralara bir yerlere yazacağım. Linkini de açıklamalar kutucuğuna bırakacağım. Çünkü bir fikrin orijinaline kredi vermek her zaman önemli, bunu biliyorsunuz. Yalnız ben videoyu izlemedim. Çünkü genelde hani ben bunu çekmek istiyorum diye bir konu gördüğüm zaman o videoyu izlemem ki hani... İnsanlık hali sonuçta, ister istemez öykünürsün, biraz etkilenirsin, hani senin fikirlerini değiştirir, sonra birbirinin kopyası şeyler çıkmasın ortaya diye. Hani ben mümkün mertebe izlemem ki çok etkilenmeyeyim. Ama tabii bu videoyu çeker çekmez gideceğim, izleyeceğim bakalım o videoda ne denmiş diye. Bu arada Stresi Bileceğim de aramıza katıldı. Ona da bir merhaba, hoş geldin derseniz sevinir kendisi. Böyle bir... Sanki çok saçım varmış gibi kocaman tokalarla tutturacağım. Yüzümün sol tarafına 2016 trendleriyle makyaj yapacağım. Sağ tarafına 2020 trendleriyle makyaj yapacağım. Neden? Çünkü burada sivilcem var ve burayı yüksek kapatıcılıklı bir fondöten kullanmak istiyorum. Trendler arasında geçiş olurken, bu arada ben cildimi hazırlayayım da. Embryolisse'in Le Creme Concentre nemlendiricisini kullanıyorum. Bu aralar, hatta bayağı uzun bir zamandır favori nemlendiricim bu. Cildim çok güzelemiyor ve yani yağlı bir nemlendirici olmasına rağmen cildimde aknelenme hiç yapmıyor. Fondötenim de daha pürüzsüz duruyor. Cildim güzel, nemli olduğu için bayağıdır beni Instagram'dan takip edenler varsa bunu kullanıyorum, biliyorlar. Trendler değişirken insan işin içinde olduğu için çok fark edemiyor. Bazı kısımları da kaçırabiliyor yani. Alışık olduğumuz şeyleri de yapmaya devam ettiğimiz oluyor ya genelde. Dönemin trendlerini yan yana koyup o zamandan bu zamana neler değiştiğini göstermek, hem hani sizin makyajınızı birazcık daha günümüz trendlerini uydurmanıza yardımcı olur. Yani sevdiğiniz kadarını, tabii ki asla trendlere uymak gibi bir zorunluluğumuz yok da, hani sevdiğiniz kadarını uygulamanıza yardımcı olur. Hem de sevdiğimiz bir konu biliyorsunuz, güzellik algısının nasıl değiştiğini de bu aşamada görebiliriz trendler üzerinden. Uzun bir zamandır Soulfly Kozmetik'in süngerini kullanıyorum. Bu Sebile'nin çıkarttığı marka biliyorsunuz. Fırçaları şahane, onları da birazdan kullanacağım. Süngeri de muhteşem. Şimdi yüzümün sol tarafına, yani 2016 olan tarafına Estée Lauder'in Double Wear'ını kullanacağım. Çünkü o zaman, o dönem tam makyajında tamamen kapatıcı ve mat fondötenler ön plandaydı. Double Wear'dan daha uygun bir örnek yok zaten buna. Bendeki rengi Scent bu arada, merak edenleriniz olursam. Kullandığım benim sünger soft olan, bir de ultra soft olan var. Soft olan Beauty Blender'la hemen hemen aynı yumuşaklıkta. Ultra soft ondan da yumuşak bir sünger, yani daha yumuşak bir sünger kullanmadım bu zamana kadar diyebilirim. Ama ben soft olanı birazcık daha fazla sevdim. Yani benim kullandığım fondöten tipine daha iyi uyum sağladı. %100 kapatıcılık istiyorum. O yüzden bazı kısımların üzerinden bir kat daha geçeceğim. Elimizi korkak alıştırdığımız bir dönem değildi o dönem. Yüzümün 2020 tarafına da L'Oreal'in True Match'ini kullanacağım. Bu yarı mat bir fondöten, birazcık hani daha nemli görünüm tarafına gidiyor. Kapatıcılığı da orta yüksek ama bunu çok fazla kullanmayacağım. Yani birazcık daha cildin kusurlarının göründüğü bir görünüm istiyorum. Tamamen kapatıcılığa gitmeyeceğim. Daha doğal bir görünüme yöneliyorum bu tarafta. Bu arada hani uzun süreli takipçimseniz şu an diyorsunuz ki Ece Hayrola ne kadar zamandır yoktun, destursuz böyle geri dönmek oluyor mu? Ne yaptın, ne ettin, bir söylesene. Valla ben onu söyleyeceğim ama bu videoda değil. Çünkü bu videoya gerçekten şu an anlattığım şeyi dinlemeye gelen bayağı bir insan vardır. Hani onları uzun uzun
YouTube'da neden yoktum falan monologlarımla sıkmak istemiyorum. Merak edenler için ayrı bir böyle sohbetli makyaj videosu yaparız. İki fondötenin rengini o kadar birbirine yakın seçmişim ki hangi tarafta ne var hiç anlaşılmıyor. Yani sadece şu taraf çok az daha fazla parlıyor gördüğünüz gibi. Tek fark o. Hemen hemen aynı renkler. Bunun rengi 2D, 2V. Haberiniz olsun, True Mesh'ten bahsediyorum. Kapatıcı olarak 2016 tarafına Instant Anti-Age'i uygulayacağım. İşte mat ve kapatıcılığı yüksek bir kapatıcı olduğu için tercih ettim bunu. O dönemin trendleri böyleydi. Ve kapatıcımı çok geniş bir şekilde, yani V olacak şekilde sürüyorum. Kaşımın üzerine de süreceğim. Niye? Kaşım daha yüksek görünsün diye. Yüzümün sağ tarafına ise True Match'in yine kapatıcısını uygulayacağım. Bu da Ivory, en açık renk. Ay, kedi tüyü. Bu birazcık daha nemlendirici, etkili bir kapatıcı olduğu için ve sadece bunu göz altımda tutuyorum. Birazcık dudak üstüne uygulayacağım. 2016 tarafını tabii ki baking yapacağım. Çünkü bakingsiz neye benzer o dönemin trendleri? Loose powder aldım, bu Flormar'ın. Tüm başımı batıraraktan göz altlarımı güzelce pişireceğim. Bunu bırakacağım birazcık emsin diye ama çok da fazla bırakmayacağım. Bu sefer de çünkü çok kuru bir görünüm yapıyor. Sağ tarafa pudra bile sürmeyeceğim. Göz üstlerimi bir far bazıyı da hazırlayayım. Göz makyajına geçelim. İlk sol tarafın makyajıyla başlayacağım. L'Oreal'in I Go Wild 03 numaralı far paletini aldım. Bir tane geçiş rengi alacağım. Şöyle. Tabii ki de katlanma bölgeme bol miktarda uyguluyorum. Kullandığım fırça Sofly Cosmetics'in kaç numarası? S02'si. Önce bir genel dağıttım katlanma bölgesinin geçişini. Sonra tam gözümün katlandığı yerde birazcık daha yoğunlaştıracağım. Ondan sonra şu mürdüm farı alıyorum. Onu da gözün dışını iyice gölgelendirecek şekilde tam şurayı böyle uygulayacağım. Hafif V gibi dağıtıyorum ama daha ziyade U gibi de düşünebilirsiniz. Yani öyle çok keskin de yapmayacağım. Güzel oldu ya. Baking yeterince durdu. Bunu bir pudra fırçası yardımıyla süpüreceğim. Şimdi 2016'nın hatta 2017-2018 o yılları da kapsıyor. En önemli trendine geldik. Kat kriz. Şuradan itibaren katlanma bölgemizi bir kapatıcı yardımıyla keseceğiz. Bunun için anti-age razor kullanıyorum ama tabii ki bunu elimin üzerine alacağım ki bir fırça yardımıyla daha güzel böyle keskin bir şekilde uygulayabileyim. Yassı bir kapatıcı fırçası alabilirsiniz. Bu Kiko'nun bir fırçasıymış. Şöyle gözümün ortasına bolca koyuyorum ve yukarı bakıyorum. Bu benim nereye kadar kesebileceğimi söyleyecek bana. Sonra da kapatıcıyı bu şekilde yarıya kadar uyguluyorum. Tamamen de uygulayabilirsiniz. Ama yarıya kadar daha popüler oldu. Ufak bir geçiş veriyorum. Gözün iç kısmına ışıltılı bir far uygulayacağım. Tüm kestiğim kısmın üstünü kaplayacak şekilde uyguluyorum. Bakın gözü kapattığımızda böyle görünüyor. Şimdi bu tarafta oyalandığımız yeter. Diğer tarafa geçelim. Ece ben bu makyaja çok alışkınım ya. Bu ne ara demode oldu diyorsanız sağ tarafı gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Ha olacaksınız. Şöyle bir tane kartvizit gibi biraz sert bir şey alırsanız çok yardımcı olacak. Yaz uçlu bir tane de fırça alıyorum. Yine aynı far paletini kullanacağım ki mümkün mertebe size hani bunun ürünlerle alakalı bir şey değil de trendlerle alakalı bir şey olduğunu göstermeye çalışıyorum çünkü. Yine aynı geçiş rengi olarak kullandığım rengi alıyorum. Gözümün bitiminden şakama doğru yerleştireceğim bunu. Ondan sonra aşağı bakarak sanki farla bir eyeliner çekiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu farı uygulayacağım. İnceltiyorum. Ucuna gittikçe biraz da uzun çekiyorum. İç kısma doğru da dağıtıyorum. Biraz fazla bastırıyorum ki kaçak olmasın. O yüzden kaldırdığım zaman muhtemelen kızaracak burası.
Şöyle yukarı doğru da hafifçe dağıtıyorum. Demin şurada kullandım, mürdüm alacağım fırçama. Size kaldırıp gösteremiyorum fırı. Ellerim çok doldu. Bu sefer bunu daha dar bir alana pıt pıtlayacağım. Üstteki kadar çok dağıtmayacağım. Ve kaldırıyorum. Yes! İsterseniz bu aşamada birazcık daha dağıtarak geçişi güzelleştirebilirsiniz. Işıltılı rengi alacağım. Bunu direkt herhangi bir kat kriz falan yapmadan uygulayacağım. Çok da yoğun uygulamak niyetinde değilim aslında. Sadece gözün üzerine birazcık ışıltı versin amacım. Şimdi bu iki farın uygulama şekline bakarsanız trendlerde nelerin değiştiğini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Fark burada bitmiyor. Şöyle bir fark olacak. Bunun göz altını boş bırakacağım. Bunun göz altını hızlıca bir gölgelendireceğiz. Benim eski trendde vedalaşmakta en zorlandığım şey göz altını gölgelendirmekti. Geldik eyeliner'a. Sol tarafa normal bir şekilde hepimizin bildiği bu zamana kadar yaptığı şekilde kuyruklu bir eyeliner çekeceğim. Sağ tarafta, yani 2020 tarafında işler birazcık karışacak. Eyeliner olarak Maybelline'in Hyper Easy eyeliner'ını kullanıyorum. Kalem eyeliner'ını, ucu incecik ve çok rahat bir şekilde detay iş yapmanızı sağlayan bir eyeliner. Gerçekten çok hoşuma gitti. Birazcık da şeye benzettim. NYX'in Epic Ink eyeliner'ına benzettim. Oldukça da mat bir eyeliner. Hani o konuda da birazcık da Balmain Shwing'ine benzetebilirim. Yalnız ben bunu hani karantina döneminde keşfettiğim için ne yazık ki kalıcılığını test etme imkanım olmadı. Yani hiç dışarıda kullanmadım. O açıdan bir şey diyemiyorum. Bu gözümün alt üst kirpiklerinde maskaralayıp bu tarafı bitireceğim. Ay durun, göz içine ten rengi göz kremi sürmeyi unuttum. O da çok önemli bir eşikti. Nasıl atlarım? Flormar'ın Ultra Nude Eyeliner'ını sürüyorum. Bir şey diyeyim mi? Bu gözü bitirdim ya. Gerçekten demode geliyor şu an gözüme. Kötü değil bu arada kesinlikle. Sadece sıkılmışım gibi. Yani ona bakınca sıkılıyorum. Şimdi sağ gözün eyeliner'ını yapacağız. Sağ gözün eyeliner'ını da şöyle bir şey yapacağız. Yarım eyeliner çekeceğiz. Eyeliner'in ucunu uzun tutacağız ve eyeliner'ı ince tutacağız. Önce bir bunu halledelim. Sonra da şu gözün iç kısmına ufak bir kuyruk daha yapacağım. Minik bir üçgen çizeceğinizi düşünün göz pınarınızın üzerine. Bunu tam gözümün çizgisine takip ettiğinden emin oluyorum. Çünkü gözümün bir devamı gibi görünmeli. Göz pınarımın bir parçası gibi görünmeli. O yüzden bunu uygularken işte hani detay iş rahat yapılacak bir eyeliner'ı tercih etmeniz iyi olur. Ben şu an dirseğimi bir yere koyamıyorum. O yüzden birazcık zorlanacağım ama normalde bu tarz işlerde mutlaka dirseğinizi bir yere sabitlemeniz lazım. Eyeliner'ı daha ıslakken hemen bir kulak çubuğu yardımıyla eyeliner'ın ucunu ve şuradaki kıvrımını inceltebilirsiniz. Burada amaç gerçekten gözün devamı gibi görünmesi çünkü. Eyeliner'ı şöyle çok az gözün iç kısmına doğru da götürüyorum. Allah, gözlerim sulandı. Gördüğünüz gibi bir kedi gözü oluşturduk bu sayede. Bunu ekstra vurgulamak istiyorsanız şu görünümü şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu gözüme kat kriz yaptığım fırçanın ucunda hala birazcık kapatıcı var. Şöyle şu altını temizleyip iyice aydınlatıyorum. Bu tarafta göz makyajı daha böyle yoğun ve dramatik ve kendini gösteriyor. Bu arada hani burada bahsettiğimiz trendler Instagram trendleri. Makyaj artistlerinin her zaman Instagram trendlerinden daha farklı bir yaklaşımı olur. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Sağ tarafa da şimdi maskara yapacağım ama gözün dış kısmını da yoğunlaştıracağım. Eğer takma kirpik kullanıyorsanız bu tarafa full takma kirpik takıp bu tarafa yarım taktığınızı düşünebilirsiniz. Bu taraf gözü çok daha uzun ve çekik gösteriyor. İngilizcesinde fox eye, yani tilki gözü diyorlar. Hani böyle şey, hepimiz böyle çekiyoruz ya Instagram'da gözlerimiz yandan. İşte bu yüzden, bu fox eye yüzünden. Türkçesine kedi gözü ya da good old fashion eşek gözü diyebiliriz. Şimdi ay Allah'ım, good old fashion eşek gözüne çok gülüyorum şu an.
Kendi kendime hay Allah ya. Tabii karantinanın 3. haftasında kafalar birazcık yanıyor. Bu tarafta kaşları özellikle dış kısımda oldukça koyu, uzun ve çok iyi doldurulmuş. Yapacağım. Gördüğünüz zaman zaten hemen tanıyacaksınız. Tarafa kalın, dış kısmı çok belirgin ve kavisi keskin bir kaş yaptım. Bu da güzel bir kaş bu arada. Hani bazı makyajlarda özellikle bakışları çok ön plana çıkarıyor. Seviyorum. Ama bu tarafa yapacağım kaşı çok daha fazla seviyorum. Hatta yani bu taraftaki trendlerin hepsini komple daha fazla seviyorum. Çünkü benim makyaj tarzıma daha yakın. Buradaki kaşları şöyle dik dik tarayacağım. Yani sanki böyle kaşınızı alırken kesip kısaltacakmışsınız da onun için tarıyormuşsunuz gibi düşünün. Sonra sadece çok hafifçe kaşın altını belirginleştireceğim. Böyle yani şuradaki benim açım gibi kaşınızda açık varsa onu hafifçe dolduracağım. Kaşa kavis yapmıyorum. Kaşa kavis yapmadığım gibi kaşı birazcık daha düz göstermeye çalışacağım. O yüzden şu alttaki kaşın kavisli kısmını dolduruyorum. Ki hani böyle o kavis gitsin daha böyle düz görünsün diye. Şu kaşın kavisini yuvarlak görünecek şekilde dolduruyorum ve kaşın kuyruğunu kısa doldurup bırakıyorum. Şimdi en önemli kısmına geldik bu dönemin trendlerinin. Bir tane şeffaf maskara alacağım. Bu Flormar'ın Clear Lash and Brow maskarası. Ve kaşları çat çut yukarı doğru tarayacağım. Böyle tüy tüy, diken diken. Vallahi yani bu trendi dünya üzerinde seven tek insan ben olabilirim bilmiyorum. Her yaptığım zaman o ne öylece kaşlarını kesecekmişsin gibi duruyor falan diyorlar. Ben de evet tam olarak öyle diyorum. Çok seviyorum, çok doğal duruyor, çok güzel duruyor falan diye düşünüyorum. Şu iç kısmı yukarı yukarı tarayacağım. Ondan sonraki kısmı kaşların çıkış yönüne doğru tarayacağım. Ve ten makyajına geri dönebiliriz. Bu tarafta daha ziyade krem ürünler kullanacağım. Tabii ki hala toz ürünler de devam ediyor da. Asıl yükselişte olanlar krem ürünler diye. NYX'in şu krem allığını, süngerimin ucunu alıyorum. Gülümsüyorum. Şöyle bol bol geniş geniş uygulayacağım. Bu dönemin makyajının yıldızı aslında allık diyebiliriz. 2016'da kontürdü. Şöyle geniş geniş uyguluyorum bir de bu arada hani gözaltıma doğru falan da. Sanki böyle güneşten yanmışsınız da hafif yanaklarınız kızarmış gibi düşünürseniz tam olarak nereye uygulayabileceğinizi kestirebilirsiniz. Benim her yaz başıma geldiği için her yaz böyle buralarım komple kıpkırmızı olduğu için çok iyi biliyorum tam olarak nereye uygulamam gerektiğini. Birazcık burnumun ucuna da uygulayacağım o yüzden. Çok güzel. Sol tarafa kontür yapacağım. Ay kontür fırçamı ne yapmışım. Neyse yıkayayım düzelir. Hula kontür kullanıyorum. Hı? Balık yapıyorum. Fırçanızı da koyabilirsiniz isterseniz. Sanki Kardashian ailesine gelin gidecekmişim gibi bir kontür yapacağım bu tarafa. Alnımın kenarına da yapıyorum. Ve çenemin altına. Tabii 2020'de hiç mi kontür yapmıyoruz? Yok yapıyoruz. Biraz çene altına yapacağım. Özellikle jawline'ların patlak verdiği bir dönemde olduğumuz için jawline denen mevzu çoğunuz biliyorsunuzdur da şu çene çizgisinin keskin böyle bıçakla kesmiş gibi bir görünüme sahip olması olayı. O da bu dönemin trendleri arasında. O yüzden şöyle... Kontürü çok az yapacağım ama allığın önüne çıkarmayacağım. Sadece şu tam böyle elmacı kemiğinin altındaki bölgeyi çökük göstermeye çalışıyorum. Onun dışında çok böyle buradaki gibi uzun uzun yapmayacağım. Şöyle de süngerle yediriyorum. Normalde şuraya da baking yapıyorlar biliyorsunuz. Ben şimdi o topa girmeyeceğim çok fazla oyalanmayalım diye de. Bilin yani o da yapılıyor. Pastelin Daylight Krem aydınlatıcısını. Yine süngerimin ucunu alıyorum. Sadece elmacık kemiğimin üzerine değil de allığın üzerine de çıkacak şekilde uyguluyorum. Sanki sağlıktan genel anlamda parlıyormuş gibi gösterecek bir uygulama bu. Toz aydınlatıcıyla da yapabilirsiniz bu arada da kremle daha kolay oluyor, yumuşak oluyor. Yani bu taraf komple aydınlanıyor tamam mı? Bu tarafa geldiğimizde ise toz bir aydınlatıcı ve yelpaze bir fırça kullanacağım. Şöyle buradaki şekli izliyorum. Ve
öyle geniş geniş her yere ulaşacak şekilde değil. Sadece elmacık kemiğinin üstünü öne çıkaracak şekilde. Bakın burada ne kadar geniş. Burada elmacık kemiğini patlatıyor. Aradaki fark bu. Bu tarafa da tabii çok azarlık uygulayacağım şimdi, hatırı kalmasın. Ama allığın çok önemsendiği bir dönem değil, onu söyleyeyim. Şöyle güleceğim. Allığı sadece yüksek olan kısımlarda minicik tutacağım. O da işte hani çok kapatıcı bir fondöten uyguladık ya, aşırı soluk göstermesin diye, yani hani damarlarımda kan akıyor mesajını vermek için sadece biraz uygulayacağız. Ay, bir dönemin hastalığı. Yani şu göz makyajında her şey kesiliyordu gerçekten. Onu yapmazsam çok içim kalacak. Kapatıcı aldım fırçamın ucuna ve kaşımın altını keseceğim. Her şeyi kesiyorduk o dönem. Her şey jilet gibi olsun istiyorduk. Ne zahmet ya Rabbi. Yani yaş aldım diye mi? Yoksa o dönem gözümüz ona alıştı diye mi? Bunlara zahmet ederken çok zorlanmıyordum da ya. Şimdi uğraşamam yani onunla. Kaç saat iş. Ta bak, kaşımın üstünü de keseceğim. Şimdi rujlarımı sürüp iki tarafı bitireceğim. Sol tarafa tabii ki bir liquid ruj süreceğim. Bu 75 numara Fighter rengi Super Stay Matte Ink rujunun. Dudak üstü kıllarımın el verdiğince dışarıdan çerçeveliyorum. Dudaklarını dışarıdan çerçeveleyenler bildi ne demek istediğimi şu anda. Şöyle dudak etrafını da belirginleştirip temizleyeceğim. Çile. Çile bülbülüm. Sağ taraf sol tarafa tepki mahiyetinde doğan şeyler gerçekten. Önce bir dudak kalemi alacağım. Dudağımı çok hafif dışarıdan çerçeveleyeceğim. Evet. Ama bir bekleyin. Bu arada bu çok güzel bir dudak kalemi rengi. Maybelline'in Color Sensational serisinden. 56 numaraymış bu. Gerçekten şu an yapacağım makyajı yapmak için çok uygun. Şöyle içeri doğru da götürdüm. Gördüğünüz gibi çok keskin ve belirgin çizmeye çalışmadım. Çünkü bunu zaten bir kulak çubuğu yardımıyla dağıtacağız. Çünkü dudak kontürünün doğal hali bıçak gibi keskin değildir ya. O yüzden doğal görünümü koruyabilmek için dudak etrafındaki ruju dağıtıyoruz. Bu da benim gerçekten çok sevdiğim bir görünüm. Ruj olarak da 642 numarasını uygulayacağım. L'Oreal'in Colorish serisinin. Bu seri çok güzel, dudak balmı gibi görünüyor. Ama aslında böyle bildiğiniz ruj. O yüzden çok böyle yapış yapış değil. İki tarafı bitirdik. Aa dur. Ay çok önemli bir şey unuttuk. Gitme. Her yaptığım makyajda yapıyorum. 2 aydır. Bunda unutasım geldi. Tabii ki çil ya. Çilsiz nasıl kapatıyoruz 2020 tarafını? Çok ayıp Ece, çok ayıp. Çilleri nereye yerleştireceğinizi bilemiyorsanız ben size hemen söyleyeyim. Şu hizaya, yani güneşin en sık temas ettiği hizaya, burun bölgesinde şu bölgede yoğunlaşacak, bu tarafa doğru açılacak şekilde alnınızın şuralarına falan da birkaç tane koyarsanız bütünlük yakalamış olursunuz. Çillerin hepsi yuvarlak değildir, çillerin hepsi aynı boyda değildir. Çilleri doğal gösteren şey onların irili ufaklığı olması ve farklı renklerde olmasıdır. O yüzden farklı baskı seviyelerinde de uygulayabilirsiniz. Bunlar açık renk çillerdi. Şimdi daha koyu birkaç kalem aldım. Bununla da koyu çilleri yapacağım. Eğer iki renk kullanırsanız ne kadar doğal göründüğüne siz de inanamazsınız. Yani çok güzel görünüyor. Hatta böyle şey, sivilce izlerinizi de çile dönüştürebilirsiniz. Süngerle üzerine bastırıp çekiyorum. Sağa sola kesinlikle çekmeyeceğim. Çünkü o zaman direkt silerim. Bir daha bakalım. Ya çillerle birlikte çok tatlı görünmüyor mu? Instagram filtrelerinin %80'inin çilli olmasının sebebi bu zaten. Bakın ifadesi bile ne kadar farklı. Siz
hangi tarafı beğendiniz? Aşağı yorumlarda yazın. Yeni trendlerden hangilerine alıştınız, hangilerini sevdiniz, hangilerini hala yabancılıyorsunuz? Eski trendlerden gittiğine çok memnun olduğunuz neler var? Bu keşke kalsaydı dediğiniz neler var? Aşağı yorum olarak bekliyorum. Ben açıkçası neredeyse her konuda bu tarafı tercih ediyorum. İnşallah da bu taraftaki trendler uzun süre kalır ve kolay kolay gitmez diye düşünüyorum. Bir şu dönemin makyaj trendi, bir de yüksek belli pantolonlar gidecek ve tekrar o korkunç düşük belli pantolonları giymek zorunda kalacağız diye çok korkuyorum. Tabii ki trendlere uymak zorunda değiliz de üretilmiyor ya, hani bazen üretimi komple bitiyor. Hani makyajda gene makyaj malzemesi aynı, siz istediğiniz gibi oynayın da yüksek belli pantolonlar giderse ben herhalde ağlarım yani. O yüzden eve böyle 10 tane falan yüksek belli pantolon alıp zor günler için saklamayı düşünüyorum da bedenim hala olur mu? Orası bilinmez. Neyse, çok konuştum. Özlemişim sizi. Öpüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.